Sports TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Hedef Paris'in yeni bölümünde ben Özer Çelik Süngü, Murat Ağacı ile birlikte Paris Olimpiyatlarına gidilirken ki gelişmeleri sizlere aktarmak için buradayız. Murat abi hoş geldin. Hoş bulduk sevgili Özer. Bugün seninle abi ayaklarımız biraz daha yere basıyor. Seninle beraber çıktığımız yayınlar boyunca belki de en ayakları yere basan yayınımızda olabiliriz. Aynen birazcık. Öyle biraz stüdyoda evet. Bir değişiklik yaptık. Böyle bar sandalyelerin üzerinde anlatıyorduk konularımızı. Bu sefer önemli büyük bir masadayız. Masada karşılıklıyız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, yani fark tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Evet gerçekten. Tabii bugün bizim ayaklarımız yere daha sağlam basıyor. Ben şahsen hep o yüksek masalarda biraz daha düşeceğim gerginliğiyle masayı sıkı sıkı tutuyordum. Ama dünyanın geri kalanının biraz çivisi yerinden çıktı gibi abi. Maalesef. Yani bugün de istersen normalde uluslararası gelişmeleri sona bırakıyorduk ama geçen programda da aslında Paris'ten önemli haberleri daha detaylı konuşacağımızın sözünü vermiştik. Dilersen o şekilde girelim. Tabii ki Paris Olimpiyatları'nda özellikle de Fransa'yı yakından ilgilendiren ve sarsan konu Fransa'nın kendi sporcuları özelinde olimpiyatlarda başörtüsü giyilmesinin yasakladığını açıklamasıydı Murat abi. Bu açıklamanın üzerinden geçen süreçte de uluslararası kamuoyunda ve Fransa'nın kendi içinden aslında yönetimlerine dair tepkiler gittikçe büyüyor. Tabii öncelikli olarak hani girizgahı seninle beraber yapalım. Şimdi bu konuya biz bir başlangıç yapmıştık zaten bundan önceki programımızda. Fransa'da Fransa'nın bu kararına aslında Fransa'nın içinden de tepkiler var dışından olduğu kadar. Çünkü bunu laisizme ve laikliğin gereklerine dayandırıyor Fransızlar. Fakat şunu unutuyorlar, bu Fransa özelinde bir organizasyon değil. Bu bir olimpiyat oyunu. Bu bir dünyanın en büyük spor organizasyonu ve burada sadece Fransızlar yok. Burada tüm dünyanın sporcuları, tüm dünyanın yöneticileri var. Ve günün sonunda bu bir uluslararası organizasyon. Yani siz kendi ülkenizde hem de ev sahibi sıfatıyla yarışacağınız böyle büyük, ikonik, hatta dönüm noktası olabilecek olimpiyat tarihinde kadın ve eşit erkeklerin eşit haklara sahip olacağı işte buradan baktığımızda da biraz trajik duruyor. Evet. Aynı zamanda eşitliğin çok önemsendiği ve Fransa'nın zaten anayasasının ana ilkelerinden biri olan eşitlik noktasından yaklaşılan bir olimpiyat oyununda Fransa takımında başörtüsüne izin vermemek yani en basit tabiriyle günümüz koşullarıyla, günümüz mantalitesiyle açıklanamayacak bir gariplik. Evet. Bir de abi çünkü yani, çok affedersin. Şunu tamamlamak istiyorum. Çünkü biraz önce ortaya koyduğum argümanın altını doldurmak adına söylüyorum. Yani neticede bu Fransa'nın kendi başına alabileceği bir karardır tabii kendi ülkesinin olimpiyat kafilesiyle alakalı. Ama bu kafilenin katılacağı organizasyonun olimpiyat olması, üstüne üstlük bunun Fransa'nın ev sahibinde yapılıyor olması işi daha garip bir noktaya taşıyor. Çünkü siz kendi ülkenizdeki herhangi bir spor müsabakasında uluslararası normları uygulamak zorundasınız. Ve birçok spor branşı, olimpik spor branşını yöneten uluslararası federasyonlar, çünkü baktığınız zaman Fransa burada organizatör. Yani olimpiyat oyunlarının organizatörü, ev sahibi. Ama sahibi değil. Evet. Sadece ev sahibi. Bunun sahibi, olimpiyat oyunlarının sahibi Uluslararası Olimpiyat Komitesi. Ve bu Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin paydaşları olan Uluslararası Spor Federasyonları. Olimpiyatların içinde bulunan sporların Uluslararası Federasyonları. Şimdi bu federasyonların birçoğu başörtüsü veya başı kapatarak müsabakalara çıkma konusunda kendi spor branşları içerisinde bir takım serbestiler vermişse, buna izin vermişse, belli kaidelere uyularak örtünmeyi serbest bırakmışsa, Fransa'nın kendi kafilesinin içindeki bu sporculara hayır bunu yapamazsınız demesi kadar abesle iştigal bir şey olamaz diye düşünüyorum ben kendi hesabıma. Çünkü bu mantıksız bir şey. Çünkü uluslararası sporda buna zaten izin çıkmış. Birçok olimpik spor branşında zaten buna izin çıkmış. Sen şimdi kalkıp bu spor branşlarında yarışacak Fransızlar için kendi ülkene ait bir engelleme getiriyorsun, bir limitleme getiriyorsun. Bu gerçekten bence talihsiz olmuş.
Abi yani kesinlikle katılıyorum dediklerine. Bir de bence bir talihsiz boyutu daha. Yani biz bu olimpiyatları hep ne diye konuştuk? Çeşitlilik, kapsayıcılık diyerek konuştuğumuz bir olimpiyatlarda. Eşitlik diye konuştuğumuz bir olimpiyatlarda. Bu kadar yani kapsayıcı olmaktan uzaklaşan bir karar alması. Kapsayıcılık temeliyle taban tabana zıt bir karar almaları da bana sorarsan 2024 olimpiyatlarının oluşturmak istediği sembolik değerleri tamamen yerle bir kesinlikle eden, tuzlu buz eden bir karar. Yaraladı, onu söyleyebilirim ve buna uluslararası tepkiler de var. Evet, kesinlikle. Uluslararası Af Örgütü'nden tut da uluslararası federasyonların birçoğu Fransa'nın bu kararını gözden geçirmesi için talepte bulundu, mektuplar yazdı. Bu reaksiyonların sonu nereye varacak bilmiyorum. Tabii şu anda gündemi oluşturan farklı tartışmaların da olduğunu biliyoruz. Hani bir taraftan Orta Doğu'daki çatışmalar vesaire, bunların da tabii ki bu konuya etkileri olacaktır. Ama günün sonunda aklı selim olan her uluslararası organizasyon Fransa'nın bu kararının yanlış olduğunu zaten ortaya koyuyor. Ben burada IOC'den bir reaksiyon şu ana kadar görmedim. Orada şöyle bir reaksiyon geldi abi. Olimpiyat köyünde sporcuların başörtüsü takması konusunda hiçbir yasak olmadığını dile getirdi IOC. Şimdi aslında bu bir mesajdır. Şimdi çünkü Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin davetiyle bu ülkelerin sporcuları Fransa'ya geliyor. Ve her ne kadar Fransa ev sahibi olsa da Olimpiyat köyünün bütün sevk idaresi kontrolü IOC'de, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde. Dolayısıyla buraya gelecek sporculara bir engelin olmadığını söylemesi bence bir mesajdır. Zaten yarışmalara katılacak diğer ülke sporcularını engellemeyle ilgili olarak da Fransa'nın alabileceği bir karar yok. Yani o diplomatik bir kriz demek tabii yani. Tabii ki bizim ülkemizden olabilir, başka bir ülkeden olabilir, herhangi bir ülkeden. Çünkü şöyle bir şey var, bu kişisel hak ve özgürlüklerle alakalı bir şey. Anlatabilir mi? Kesinlikle. Ama Fransa bu olaya siyasi ve dini sembol noktasından yaklaşarak bakıyor. Ülkemizde de çok zaman önce hani bu tip sembolik yaklaşımları biz çok yaşadık, gördük, çok tartıştık. İşte üniversitelerde türban yasakları tartışıldı bu ülkede biliyorsun. Yani kapanmanın siyasi mi, dini mi, kişisel mi olduğu konusunda buna nasıl karar vereceğiz, bunu nasıl belirleyeceğiz gibi yaklaşımlar oldu. Çok basit bunu belirlemek, kişiye sorarak belirlersin. Yani bu kişi eğer sorunun cevabını kişisel hak ve özgürlükler penceresinden yanıtlıyorsa bu böyledir. Buna başka bir kulp takmaya da gerek yoktur. Türkiye çok şükür bu noktada bu tip kısır tartışmaları ve döngülerin içinden kısmen de olsa büyük bir çoğunlukla çıktı. Bu tip hak ve özgürlüklerin kişisel hak ve özgürlükler kapsamında olduğunu teslim etti ve günümüz Türkiye'sinde artık böyle tartışmaları çok fazla yaşamıyoruz. Ama laisizmin temellendiği, yani Türkiye Cumhuriyeti demokrasisinin laisizmi temellendirdiği, alıntıladığı ülkenin Fransız Cumhuriyet yapısı ve Fransız demokrasisi olduğunu göz önünde bulunduracak olursak Fransa bu konuda bizim gerimizde kalmış. Yani en azından bunu söyleyebilirim. Evet, biz onları geçtik diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu tarafta hiç hoş bir yaklaşım olmadı. Ben daha olimpiyata çok vakit var. 8-9 ayımız var. Bu süreçte bu kararların gözden geçirilebileceğini düşünüyorum. Fransa'nın kendi içinde de bir takım tepkiler var. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden ve Uluslararası Spor Federasyonları'ndan da tepkiler var. Yani bu anca şu olabilir. Fransa bundan geri adım atmazsa olimpiyata katılacak kendi ülkesinin, yani Fransa kafilesinin içindeki sporculara ancak hükmedip onlara bir sınırlama getirebilir. Onların da kişisel bir takım hakları var. Onları kullanabilirler. Bunu ne bileyim mahkemeye taşıyabilirler. Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyabilirler. Farklı uluslararası federasyonlara başvurarak haklarının teslim edilmesini talep edebilirler. Yani bu aslında her zaman söylediğimiz, bu tip konularda söylediğimiz bir laf var ya, yani bu pilav daha çok su kaldırır. Evet. Bu konuda da gerçekten bu pilav daha çok su kaldırır diye düşünüyorum. Fransa buradan geri adım atmak istemeyecektir. Bunu Fransız laisizmine ve demokrasisine bir müdahale olarak görecektir. Ama günün sonunda etkileri tabii ki kendi kafilesiyle sınırlı olacaktır. Gönül ister ki bu bence saçma uygulamadan bir an önce vazgeçilsin.
Evet, kesinlikle. Yani hatanın neresinden dönerlerse kârdır diye düşünüyorum ben de. Aynı zamanda da IOC'nin kararı sırasında da yanlış hatırlamıyorsam IOC Başkanı Thomas Bach bir Fransız. Yani bu kararın da aslında yine bir Fransa vatandaşından çıkarak hani alınması da belki de bir hükümet tarafından alınan karara her vatandaşın çok da hemfikir olmadığını gösteren güzel bir sembolik jest olabilir. İstiyorsan abi bir de burada Modern Pentathlon takımımızdan aslında bu konuya dair bir tepki videosu vardı. Ufak bir çalışma yapmışlar. Onu bir beraber izleyelim. Tabii ki. O zaman o videoya beraber gidelim. Başörtülü sporculara olimpiyat yasağı kadınlara yönelik ayrımcılıktır. Başörtülü sporculara olimpiyat yasağı kadınlara yönelik hak ihlalidir. Spor her kadının hakkıdır. Spor insanlık hakkıdır. Başörtülü sporculara olimpiyat yasağı getirilemez. Başörtülü sporculara olimpiyat yasağı kalksın. Sporda ırkçılığa, ayrımcılığa hayır. Sporda ırkçılığa, ayrımcılığa hayır. Sporda ırkçılığa, ayrımcılığa hayır. Başörtülü sporcular için adalet. Başörtülü sporculara adalet. Başörtülü sporculara adalet. Evet, modern pentatlet sporcularımız da, kadın sporcularımız da aslında kendi akranları adına oldukça burada değerli ve anlamlı bir çalışmanın altına imza atmışlar Murat abi. Evet, bence de çok güzel olmuş. Ve bu sporcuların hiçbiri başörtülü değil gördüğün evet. gibi. Hepsi başı açık yarışan sporcular ama tabii ki... Kapsayıcı olmak işte aslında gerçekten bu demek. Kadın hakları anlamında, kişisel hak ve özgürlükler anlamında böyle bir hassasiyet göstermişler. Tebrik etmek lazım. Evet, bir yandan da tabii global gündemde Fransa adına bu oldukça yoğundu. Fakat öte yandan da tabii ki bizim olimpiyatları seninle beraber konuştuğumuz zaman çehresinde Rusya her zaman tartışmalarımızın merkezinde yer aldı. Oraya dair de bir diğer gelişme IOC Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı. Evet, şimdi tabii bu askıya alma ile... 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rus sporcuların katılım konusunun ne olacağı birbirinden farklı. Bunu yanlış anlayanlar olmuş olabilir. Yani Rusya'nın faaliyetlerinin, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerinin askıya alınmış olması Rusya'nın Olimpiyat Oyunları'nda ülke olarak olmayacağının resmiyet kazanmış o halidir. Yani artık Rusya adını 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda duymayacağız. Yani ikinci bir karar alınmazsa, yani bu süreçte bu kararın alınmasına sebep olan olimpik anlaşmanın ihlali anlamında Ukrayna ile olan savaş konusuyla ilintili olarak alınmış bir karar bu IOC tarafından. Eğer bu konuda bir olumlu gelişme olmazsa 8 aylık süreç zarfında ki ben çok ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bu IOC'nin, Rusya Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerini askıya alma sürecinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kadar devam edeceğini ve bu sebeple de Rusya'nın Olimpiyat Oyunları'nda ismen olmayacağını kanıtlar. Fakat peki Rus sporcuların durumu ne olacak diye sorduklarını duyar gibiyim sevgili seyircilerimizin. Onu biz de bilmiyoruz sevgili seyirciler esasen. Yani şu an için, bugün için biz de bilmiyoruz. Bu konuya en kısa sürede IOC... bir yanıt vereceğini, bunu bir çözüme kavuşturacağını söylemekle şu anlık geçiştiriyor. Öyle diyelim, bu konuyu geçiştiriyor. Bir taraftan IOC'nin eğilimi, bu programlarda daha önce de söylediğimiz gibi Thomas Bach, yani IOC Başkanı Thomas Bach ve ekibinin eğilimi, sporcuların bu konuda masum olduğu ve Rusya'nın ülke olarak yaptığı bu hareketten olimpiyata katılacak olan sporcuların etkilenmemesi gerektiği yönünde böyle bir mütalaa derler eski dilde. Evet. Bir mütalaası var Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin. Ve bu sporcuların olimpiyat oyunlarında yarış tarafsız olarak, ülkesiz tarafsız olarak yarışması, yani olimpiyat bayrağı altında yarışması konusunda aslında IOC'nin biraz böyle bir şeyi var, temayülü var, evet. Eğilimi var. Fakat baktığımızda buna tepkiler de var. Dünya çapında büyük tepkiler var. Batı ülkeleri bu anlamda çok kararlı. Bazıları hatta bu işi olimpiyat oyunlarını
boykot etme noktasına kadar da taşıyacağını söylüyor çok açık bir şekilde. Zaten Ukrayna'nın boykot edeceği ortada böyle bir şey olursa. Bununla birlikte birçok Avrupa ülkesi, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin de bu boykot noktasına geleceği gözüküyor. Onun için de biraz IOC'u bu konuyu öteliyor. Öteledikçe zaman daralıyor. Bir taraftan da olimpiyat oyunları için birçok spor branşında biliyorsun kota müsabakaları başladı. Ve bazılarında, evet, ve bazılarında bazı spor branşlarında uluslararası federasyonlar Rus sporcuların olimpiyat eleme kotası müsabakalarında yarışmasına izin veriyor şu anda. Biraz ortalık karışık. Yani bu sporcular kotaları alsın da ondan sonra bakarız. Hani IOC'nin kararına göre tarafsız mı katılırlar, nasıl katılırlar bakarız gibi bir yaklaşım söz konusu. Ya da izin çıkmazsa bu kotaları diğerlerine dağıtırız gibi bir yaklaşım söz konusu. Ama günün sonunda bugün itibarıyla Rusya'nın üyeliğinin, daha doğrusu Rusya'nın Olimpiyat Komitesi'nin faaliyetlerinin askıya alınması kararı IOC tarafından verilmiş durumda. Ve Rusya'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Rusya adıyla bulunmayacağını artık çok net bir şekilde biliyoruz. Ama Rus sporcuların durumunun ne olacağı konusunu bir süre daha konuşacağız, öyle görünüyor. Evet, kesinlikle abi. Aslında Batı ülkelerinden burada bahsettin. O zaman burada aslında kendi ülkemizde gerçekleşen, İstanbul'da gerçekleşen ama uluslararası bir etkinliğe gidebiliriz. O da Avrupa Olimpiyat Komitelerinin İstanbul'da toplanması. 52. defa gerçekleştirilen bu paneli İstanbul ev sahipliği yaptı. Biliyorsun bu yıl Avrupa Oyunları'nı da geçirdik Polonya'da. Aynı zamanda hem Avrupa Oyunları'nın değerlendirmesi niteliğini taşıdı bu birliktelik ama aynı zamanda da olimpiyatları dair de önemli konular konuşuldu. İstanbul'da, İstanbul Belediyesi'nin de aslında bu konuda güzel bir ev sahipliği olmuştu bu etkinliğe. Senin de benim de hani orada bulunma şanslarımız oldu. Sen neler aktarabilirsin bize orada? Evet, şimdi önemli bir kongreydi. Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği içinde çok önemli görev üstlenen Sayın Hasan Arat da var, biliyorsun. Hasan Bey, Polonya'nın ev sahipliği yaptığı son Avrupa oyunlarının da koordinasyon komitesi başkanıydı. Orada bu oyunların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için büyük bir çaba sarf ettiler. Ekibiyle birlikte çaba sarf etti ve gerçekten bu sefer Avrupa oyunlarının belli bir seviyenin üstüne çıktığına şahitlik ettik Polonya'da. İlk defa kota verdi. İlk defa olimpiyat oyunlarına kotalar verdi. Direkt kotalar vermesinin yanında kota puanlarının puanları verdiği oyunlarda gerçekleşti. Ve Polonya'daki Avrupa oyunları bugüne kadar yapılanların en iyisi oldu. Artık emekleme aşamasındaki Avrupa oyunları ayağa kalktı ve koşmaya başladı diyorum ben kendi hesabıma. Biliyorsun önce Bakü'de, sonra Minsk'te yapılmıştı. Bu sefer Polonya'da yapıldı ve bundan sonra nerede yapılacağı konusu tabii ki İstanbul'daki kongrenin ana tartışma konularından biriydi. Biz de bu toplantı başlamadan önce düzenlenen basın toplantısında bulunma şansını yakaladık ve orada Sayın Başkan, Avrupa Olimpiyat Komiteleri Birliği Başkanı Kaprolos'a bu soruyu yönelttik. İstanbul'un bu konuda şanslı olup olamayacağını, Türkiye'nin şanslı olup olamayacağını da sorduk. Aslında Kaprolos verdiği yanıtla bir anlamda bize kapıyı açtı Türkiye'ye. Türkiye'nin son dönemdeki uluslararası spor organizasyonlarında elde ettiği başarıların, hem organizasyon başarılarının hem sportif başarıların Türkiye'nin önümüzdeki dönemde, yakın dönemde Avrupa oyunlarına ev sahipliği yapma konusunda çok önemli bir aday olduğunu ortaya koydu. Ve hemen arkasından da ertesi gün genel kurula hitap eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu da 2036 vizyonundan, İstanbul'un 2036 olimpiyat oyunlarına ev sahipliği vizyonundan bahsetti. Ve dedi ki biz bir sonraki Avrupa oyunlarına da ev sahipliği yapmak için hazırız. İstanbul olarak hazırız. Ve bunun için can atıyoruz dedi. O da hani açılan kapıdan bir anlamda girdi sayılır, evet. İstanbul için bir anlamda. Tabii bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ortaya koyduğu irade ile tamamlanacak bir süreç değil, takdir edersin. Çünkü bu büyük bir organizasyon. Merkezi Spor Teşkilatı'nın, Genç ve Spor Bakanlığı'nın, hükümetimizin tabii ki bu konuda da pozitif yaklaşım göstermesi
işin başarıyla sonuçlanması için çok önemli ve çok elzem. Ama günün sonunda tabii bu işin aynı olimpiyat oyunları adaylığında olduğu gibi üç bacağı var. Bir tanesi ev sahibi olacak şehir ve o şehrin yönetimi. Nitekim onların çok büyük bir hevesle bu işe sarıldığını gördük. Bir diğeri merkezi hükümet, bir diğeri de ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesi. Umarım kısa sürede büyük bir mesafe kat ederiz. Çünkü ben İstanbul'un adaylığını resmiyete dönüştürüp Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin önüne koyduğunda Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin de büyük bir mutluluk ve sevinçle İstanbul'da Avrupa oyunlarının yapılması için büyük bir mutluluk ve sevinçle bunu kabul edeceğini düşünüyorum. Ve bu organizasyonun bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan en büyük spor organizasyonu olacağını da özellikle vurgulamak isterim. Çok uluslu, çok branşlı spor organizasyonları içinde Türkiye daha önce böyle bir kıta organizasyonunu gerçekleştirmedi. Avrupa oyunları bir anlamda olimpiyat oyunlarında kostümlü provası sayılır. Çünkü Avrupa spor anlamında çok önemli, dolu, büyük bir kıta ve dünyanın en önemli sporcularının ev sahibi olan bir kıta. Dolayısıyla İstanbul'un Avrupa oyunlarına bir muhtemel ev sahipliği, İstanbul'un 2036 olimpiyat oyunları adaylığının olgunlaşması ve uluslararası alanda kabul görmesi açısından da son derece yerinde olur diye düşünüyorum. Evet abi, kesinlikle ben de katılıyorum dediklerine. Buradan gelişmeleri de aktarmaya devam edeceğiz. Umarım en kısa sürede bu müjdeli haberi de alırız. En kısa sürede bu güzel haberi de veririz sizlere diyelim. Oradan yurda dönmeden bir tane uluslararası haberimiz daha var. İstanbul'a girmiştik, oradan ayağımızı şimdi 2024'ten de 2028'e birazcık geniş ufuklara bakacağız. Bizim tabii programın adı Hedef Paris ama Paris Olimpiyatları'nı geride bıraktıktan sonra da akıllara hemen Los Angeles gelecek ve Los Angeles kentinde de düzenlenecek olimpiyatlar için IOC oraya 5 yeni spor branşını dahil etti. Bu branşlarda beyzbol, kriket, bayrak futbolu, lacrosse ve squash oldu. 2028 Los Angeles olimpiyatlarında yer alacak yeni sporlar bunlar oldu Murat abi. Onlar da tabii Hindistan'da gerçekleştirilen zirvede bu karar alındı. Hindistan'da gerçekleştirilen bir zirvede de kriketin dahil edilmesi bence sembol olarak çok güzel oldu. Yani oradan da bir mesaj var. Evet. Baktığımız zaman hani günün sonunda olimpiyat oyunları Amerika'ya döndüğünde bu tip sporların orada olması kadar doğal bir şey yok. Kesinlikle. Yani geçmişte softball, beyzbol zaten hep girdi çıktı, girdi çıktı. Daha popüler olan ülkeler onu programa aldı. Diğerleri almadı. Tabii bu nasıl oluyor diye düşünebilir sevgili spor severler. Hani bu sporlar nasıl oluyor da giriyor veya nasıl oluyor da dışarıda kalıyor? Şimdi onu da kısaca istersen konuşalım. Tabii. Core sporlar dediğimiz yani olimpiyat oyunlarının IOC tarafından belirlenmiş değişmez spor branşları var. Bu bir liste. Bu listenin dışında kalan spor branşları ev sahibi ülkenin de onayıyla Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne başvuruyorlar ve bu spor branşlarının içine o oyunlar için sadece içeri girmesini talep ediyorlar. Mesela karateyi gördük Tokyo'da hatırlarsan. 2020 Olimpiyat Oyunları 21'de yapılmıştı biliyorsun pandemi sebebiyle. Tamamen popülarite üzerinden. Karate hani bir Japonya ve karate tabii ki evet. Karateyi Japonlar teklif etti ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi kabul etti. Karate bir olimpiyatlıkla olsa olimpik oldu. Bize de büyük faydası dokundu evet. Çünkü madalya kazandık karateden. Ama şimdi iş Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip Los Angeles olunca da yani onlar da işte softball'u, bayrak futbolunu, işte bayrak futbolu dediğimiz Amerikan futbolu tabii tarzı. Tabii yani biz hani onu biraz daha Avrupa'yı iyileştirdiğimiz evet. Zaman Amerikan futbolu flag demek football. Yerine flag futbol diyoruz. Flag futbol yani buradan baktığımızda beyzbol ve softball zaten geçtiğimiz dönemlerde de olimpik olmuştu. Ama lacrosse, flag futbol bunlar IOC'nin yeni arayışlara devam ettiğinin bir göstergesi. Kriket, şimdi kriket global bir spor branşı mı? Ben kendi kendime soruyorum. Ama işte hani bir öyle bir nüfusa hitap ediyor ki abi hani o nüfus dünyaya oranladığımız zaman üçte biri gibi bir şey tekabül ettiğinden ötürü global de değil demek biraz zor oluyor. Yani kriket öyle bir spor branşı ki bazılarını hiç seyretmediği bazılarında ölümüne seyrettiği bir branş. Dünya bu konuda çok ayrışmış. Büyük bir ayrım var. Ama günün sonunda kriket bir kültüre ait, bir kültüre ait bir spor branşı. Evet. Bir Anglo-Sakson spor branşı. Bunun
kriketin gelişmiş şeklinin Amerika'daki karşılığını da biliyoruz. Dahil ettik. Onu da dahil ettik olimpiyata. Beyzbol dedik. Evet. Ne oldu? Yani hepsi beraber içeride oldu. Kriket kalır mı? Bana sorarsan kriket kalmaz. 2028'den sonra çıkar, tekrar dışarı çıkar ama kriketi de bir görelim, deneyelim demişler. Hindistan büyük bir faktör. Kesinlikle. Yani bu kongrenin Hindistan'da yapılması ve ötesinde Hindistan'ın olimpiyat oyunları için de gelecekte potansiyel bir ev sahibi ülke olarak görülmesi. Hindistan'ın olimpiyat oyunlarına ilgisinin giderek artması ve ufak ufak artık hani boyutuyla ve hacmiyle orantısız bir başarısızlık var Hindistan sporunda. Olimpiyat çerçevesinden baktığımızda ama bu makus talihi giderek değiştiriyorlar biliyorsun. Birçok spor branşında yeni yeni madalyalar alıyor Hindistan. İşte bu gidişata kriketi de dahil edelim. Hindistan gibi çok büyük bir popülasyonun olimpiyata olan ilgisini biraz daha arttıralım diye düşünmüş olabilirler. Bir pazarlama tuğlu olarak düşünmüş olabilirler. Yani haksız da sayılmazlar. Onu da deneyelim. Çünkü baktığımız zaman lacrosse olimpik bir branş olacak kadar global bir spor mu? Değil. Değil. Flag futbolu olimpik bir branş olacak kadar global mi? Değil. Ama deniyorlar. Neden? Amerika'da popüler bir de flag Amerika'da futbolu. Popüler. İki, hani gençlerin de ilgisini çekebilecek yeni branşları koyalım bakalım nasıl olacak gibi bir deneme yanılma işin içine de girmiş olabilir. Hayırlısı bakalım. Yani ben bazılarında hemfikir değilim IOC ile. Belki beni geri kafalı olarak düşünebilirsiniz ama. Bazı branşlarda hemfikir değilim. Bazılarında çok hemfikirim. Mesela Tokyo'da olimpik olan branşlardan işte dalga sörfü olsun, kaykay olsun, spor tırmanışı olsun. Bunlar da kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. Ve yeni neslin ilgisini çekme açısından da büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum ama lacrosse'u yanına soru işareti koyuyorum yani açıkçası. Ha lacrosse geçmişte olimpikti bir spordu, onu da unutmayalım. Yani olimpiyat tarihine baktığımızda lacrosse'un olimpik olduğu 1930'larda falan şeyler var. Kriket de galiba 1900'de olimpik bir spormuş. Bir girip çıkmış. Yani evet. bu sporlar olimpik miydi eskiden? Evet yani yüzyılın başında olimpik olmuşlar. Şimdi büyük bir aradan sonra Amerika'nın yüzü suyu hürmetine yeniden olimpik oluyorlar. Olsun varsın onları da seyredelim olimpiyatın içine. Görelim bakalım nasıl evet, olacak. Bir de onları bu halkaların içinde görelim. İzleyelim diyelim evet, Murat abi. Evet, hayırlı gördükten olsun. Bu arada Modern Pentathlon adına bizim için önemli bir karar daha çıktı. Modern Pentathlon olimpiyatta kalıp kalmayacağı da tartışma konusuydu. İşte bu session'da, IOC session'ında Modern Pentathlon'un da 2028'de olimpiyat takviminde kalmasına karar verildi. Bence bizim için çok çok önemli. Tabii modern pentatlon bir değişim gösteriyor. Binicilik çıkıyor artık. Yerine bir parkur giriyor. Beşli branşın bir tanesi tamamen yok oldu. Binicilik yok oldu. Yerine bir parkur kondu. Yani ben zaten modern pentatlon hiçbir zaman olimpiyattan çıkarılabileceğine çok ihtimal vermedim. Çünkü biliyorsun modern pentatlonun prensibine aykırı olacak hareket olur herhalde olimpiyatta. Bana da öyle geldi. Çünkü modern pentatlonun babası biliyorsun Baron Pierre de Coubertin. Yani evet. olimpiyat oyunlarının, modern olimpiyat oyunlarının babası olan kişi aynı zamanda modern pentatlonu da kuran, kurucu, geliştiren fikri kişi. Fikri babası yani. Onun için kolay kolay modern pentatlonu olimpiyat oyunlarından söküp atamazlar. Abi, bana da öyle geliyor diyelim. O zaman pentatlondan yurda dönelim. Çünkü pentatlonda da Kırgızistan'da gerçekleştirilen ve olimpiyat puanı veren Challenger Kırgızistan yarışmasında ülkemizi temsil eden iki sporcumuz İlke Özyüksel ve Buğra Ünal kendi yarışlarını birinci tamamlayarak altın madalya elde ettiler. İlke Özyüksel 1411 puanla yarışı şampiyon olarak tamamladı. Buğra Ünal da kendi kategorisinde 1500 puan alarak altın madalya kazanarak olimpiyat yolunda Paris 2024 yolunda çok değerli kota puanlarını Kırgızistan'da ceplerine almış oldular Murat abi. Evet modern pentatlon bizim son dönemde özellikle İlke Özyüksel'le başlayan ve devamında diğer genç yeteneklerimizle takdir ettiğimiz Türkiye'ye uzak gibi görünen fakat başarılarımızla da uluslararası alanda varlığımızı kanıtladığımız bir branş oldu. Ve bir olimpik branş. İlke biliyorsun Tokyo'da da yarıştı ve madalyayı kıl payı kaçırmıştı. Bu sefer 2024'ün çok hırslı. Buradaki dereceleriyle de bunu zaten biz de bir kez daha görüyoruz. Umarım birden çok sporcuyla 2024 Paris'e katılacağız. Ve orada umarım Cumhuriyet tarihimiz için
olimpiyat tarihimiz için çok değerli bir kürsüyü de görmeye hiç olmadığımız kadar yakınız. Evet, Cumhuriyet tarihimiz dedi Murat abi. Oradan da o zaman jimnastikteki bir tarihi başarımıza gidelim. Çünkü artistik jimnastik erkek milli takımımız takım halinde bir kota alarak tarihimiz boyunca elde etmediğimiz bir başarıyı bizlere yaşatmış oldu. Onların bu başarıyı elde ettikten sonra vermiş oldukları bir röportaj vardı. Beraber o röportajı dinleyelim. Uzun bir planlamanın sonucunda bunu başardık. Tarihi bir başarı. Türkiye ilk defa olimpiyatlara takım halinde gidiyor. Türkiye bir jimnastik ülkesi olmaya başladı. Çok büyük bir başarı. Yani inanılmaz. Ben bütün sporcularımı, ekibimi bize kutluyorum. Bize güvenen, destek veren herkese de teşekkür ediyorum. Bu kota, bu bilet inşallah olimpiyatlarda madalyayla taçlanır diyorum. Yarışma öncesi sadece sporcularıma çok güvendiğimi söyledim. Çıkın. Yaptığınız en güzel şeyi bir kez daha yapın ve gerçekten 10 numaradan vurup olimpiyat kotasını 10. sırada Paris kotasını aldık. Biz gerçekten çok uzun zamandır çalışıyoruz bu an için, olimpiyat kotasını alabilmek için ve başardık takım halinde. Hepimiz elimizden gelen en iyisini yaptık ve kotayı aldık. Çok mutluyum. Çok büyük bir başarı yaptık ve ailemi, arkadaşlarımı ve hocalarımı teşekkür etmek istiyorum. Olabildiğince arkadaşlarıma destek olmaya çalıştım. Bütün takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok büyük bir iş başardık. Bunun için çok çalıştım. Gerçekten bunun için de geldik. Ve başardığımız için çok mutluyum. Gerçekten ben takım arkadaşlarıma yardım etmek için geldim burada. Onlara çok güveniyordum. Gerisi olimpiyatta inşallah. Hayallerimizi gerçekleştirmenin keyfini yaşıyoruz. Gerçekten üzerimizde büyük bir sorumluluk vardı. Ama bu sorumluluğu takımımla gurur duyuyorum tabii ki. Onlarla birlikte en iyi şekilde atlattık ve şu anda haklı bir keyfini çıkarıyoruz. Bu takım tarih yazdı. İlklerin takımı. Şimdi de ilk kez olimpiyat oyunlarına takım halinde gidiyoruz. Tarih yeniden yazıldı. Buralara kolay gelmedik. Yani biz çok çalıştık, çok emek verdik ve olimpiyat oyunlarına da daha iyi bir şekilde daha iyi hazırlanacağımızı ve orada daha büyük hedeflerle olacağımıza inanıyorum. 5, 1, 2, 3, Türkiye! Bravo! Türkiye! Lay 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 lay! Gerçek bir ekip çalışması, kusursuz bir takım ve tarihi bir başarı Murat abi. Gerçekten burada emeği geçen bütün sporcularımızı ve ekibi tekrar kutlamak lazım. Karşınıza Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, jimnastik takımımızın antrenörü Yılmaz Göktekin ve sporcularımız Mehmet Ayber Koşak, Emre Dodanlı, Kerem Şener, Adem Asil, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan geldi. Artistik jimnastik milli takımımızda böylelikle tarihi bir başarıyı eline geçirmiş oldu. Kesinlikle öyle. Ne kadar güzel görüntüler değil mi? Kesinlikle. Yani o coşku gerçekten seni içine harika, çekiyor. Harika, harika. Jimnastik kesinlikle son dönemde en başarılı federasyonlarımızdan biri. Voleybol gibi. Baktığımızda jimnastiğin geldiği nokta, nereden nereye geldiğini ben çok iyi biliyorum. Çünkü yaşımız da ortaya çıkacak ama bu uzun bir zamandır, yaklaşık 20-25 senedir takip ediyorum ve önce hani uluslararası başarılarımız Balkanlar düzeyindeyken sonra kıta düzeyinde, dünya düzeyinde ve olimpiyat düzeyinde başarılara evrildi. Önce Avrupa ve dünya madalyalarımız geldi. Dünya şampiyonu çıkardık artistik jimnastikte. Sonrasında olimpiyat madalyası aldık Ferhat Arıcan'la. Ve şimdi artık o bireysel başarılar bize yetmiyor. Takım olarak olimpiyata gidiyoruz. Yani gerçekten. Ve takım olarak gitmek her ülkenin harcı değil, her baba yiğidin harcı değil. Her sporcunuzun belli bir seviyenin üzerinde performans göstermesi lazım. Ben olimpiyat oyunlarında da büyük düşünen jimnastik camiasının ve sporcularının olimpiyat oyunlarında da sahaya adım attıklarında her zaman madalya hedefiyle adım atacağına adım kadar eminim. Öyle söyleyeyim. Çünkü büyük düşünmek, plan yapmak ve bunu takip etmek, uzun soluklu projelerle, planlarla ve bilimsel çalışarak ilerlemek bu işin biliyorsun ABC'si. Bunda Jimnastik Federasyonu en ince ayrıntısına kadar planlıyor, inanıyor ve başarıyor. Şimdi evet, gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık diyoruz. Ama bak, bu çocuklarımızın
yarısı o jenerasyonun devamında altyapıdan gelen arkadaşlarımız. Evet, kesinlikle. Yani ya burada isimde... İbrahim Çolak yok, dünya şampiyonumuz. Evet. Ama yine de bizim takımımız olimpiyat kotasını alabiliyor. Kürsüye çıkabiliyor, Avrupa şampiyonası madalya alabiliyor. Yani onun için buraya kim girerse, kim çıkarsa çıksın gayet güzel bir takım oyunu ortaya konuyor. Ve bu bir anlamda hani çarkı çevirmek gibi bir şey. İlk hızı verdikten sonra o hız devam ediyor ve siz altyapıdan gelen yeni yetiştirdiğiniz sporcularla ve tabii ki bu başarıların getirdiği olanaklarla, yeni hocalarla, yeni sponsorlarla, yeni imkanlarla bu pastayı büyütmeye devam ediyorsunuz. İşte Cimnastik Federasyonu'nda yaptığı bu. Başta Sayın Başkan Suat Çelen olmak üzere tüm sporcularımızı, teknik heyetimizi, antrenörlerimizi gönülden, yürekten tebrik ediyoruz. Cimnastik bir tarih yazıyor gerçekten, yani o laf olsun diye değil, tarih yazmaya, tarih kitabını yeniden Türkiye Cumhuriyeti spor tarihi kitabına yeni sayfalara eklemeye devam ediyor. Darısı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın başına diyelim. Bu arada olimpik olmasa da biliyorsun cimnastikte bir cimnastik başarımız bir daha başka var. Başarımız daha var. O da aerobik cimnastik grup milli takımımız. Onlar da Dünya Kupası'nda tarihte ilk defa bronz madalya elde ettiler. Aerobik belki günün birinde olimpik olacak. Parkur mu olur önce, aerobik mi olur bilmiyorum. Ama Ayşe Begüm Onbaşı ve 4 pırlanta gibi erkek cimnastikçimiz, 5 kişilik ekip. Ben performanslarını da seyrettim hakikaten. Tüylerim diken diken oldu. Yani cimnastik işte aerobiyle, artistik cimnastiğiyle, ritmik cimnastiğiyle, parkuruyla gerçekten çok büyük bir spor branşı. Ve nereye bakarsanız bakın ciddi bir başarı ve ilerleme görüyorsunuz. Onun için Cimnastik Federasyonu'na bir kez daha tebrikler demek istiyorum. Evet, gerçekten ülkemiz adına çok değerli bir başarı. Artık cimnastikte bir ekol olma yolunda ilerliyoruz. Murat abi, konularımızın sonuna geldik. Gerçekten dolu bir programımız oldu. Eklemek istediğim bir şey var mıydı? Valla şimdi bu programda listemizi yenilemediğimiz için sanıyorum gösteremedik. Şöyle, listemiz var. 41 sporcuya çıktı. İstiyorsan hemen listeyi de cimnastikle beraber ekranlara getirelim. Evet, o zaman bence ben veda etmeden kota alan sporcular listemizi kota alan sporcularımızı bir kez daha hatırlayarak veda ederiz. Tabii İsmail Keleş atıcılıkta, ondan sonrasında tekrardan atıcılık listesinin arkasından da şu anda İsmail Keleş, Sena Can, Kaan Kigen, Özbilen atletizm tarafında, Ersu Şaşma, Salih Korkmaz, Yasmini Kopello yine atletizmdeki sporcularımız arasında bu listede yer alıyorlar. Ondan sonra boksta zaten madalyalarımız geliyor. Buğsenaz, Hatice, Gizem Özer, Buğsenaz Sürmeneli yine, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir. 6 sporcumuz boksta. 6 boks kotamız. Artistik cimnastikte az önce bahsettiğimiz sporcularımızdan gelen yeni kotalarımız var. Güreş Dünya Şampiyonası'ndan sonrasında gelen Taha Akgül, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan Yavuz, Rıza Kayaalp, Ali Cengiz. Orada Ali Cengiz var güreşteki kotalarımız arasında. Voleybol kadın milli takımımız var. Voleybol takımımızın takım kotası var ve okçuluk erkek yay takımımızın klasik yay erkek takımımızdaki kotalar ve yüzmede de Berkay Ömer Öğretir, Kuzey Tunçeli ve Emir Batul Albayram kotaları var. Voleybol kadın milli takımımıza da baktığımızda toplam kota sayımızın şu anda 41'de olduğunu görüyoruz Murat abi. Evet, 41 kere maşallah diyelim. Evet, 41 kere ama maşallah 41'de diyelim. Kalmayacak tabii. Evet. Çünkü biz hazır 41'de yakalamışken bunu diyelim, çünkü 41'de kalmayacağını biliyoruz. Doğru. Burada bir başka detay daha var. Şimdi olimpiyat kotasında biliyorsun voleybol milli takımı 12 kişi. Evet. Ama normalde dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonasında 14 veya 15 kişi. Evet, 14-15. Dolayısıyla bu takımdan birileri olimpiyata gidemeyecek. Bakalım onu nasıl seçecekler. Ben onu çok merakla bekliyorum. Evet. Çünkü bu takımın hangi hani dişlisini dışarıda bırakırsın desen çok zor bir seçim. Santarelli'ye kolay gelsin. Gerçekten hiç kolay bir iş değil. Ama günün sonunda filenin sultanları olimpiyata gidiyor. Bileğinin hakkıyla gidiyor. Dünya bir numarası olarak gidiyor. Ve bu sene muhteşem bir sezonla gidiyor. Ben bunun sonunda bir olimpiyat finali çok yakışır diye düşünüyorum filenin sultanlarına. Çünkü neleri başarmadılar ki? Gerçekten yani, başarmadıkları bir şey onun kalmadı. Onun için bunu da başarabilecek güçte olduklarını düşünüyorum. Yeter ki inanılsın ve ben inandıklarına da çok yürekten inanıyorum. Santrali'yle çok güzel bir rüzgar da yakaladık. Ama orada bakalım olimpiyat takımının dışında kim kalacak? Birileri üzülecek. Biz de çok üzüleceğiz ama
Umarım doğru seçimler olur. Evet ya, bu takım o kadar güzel bir enerji yakaladı ki ben geride kalanların bile, o kadroya giremeyenlerin bile kalbinin Paris'te takım arkadaşlarıyla atacağına inanıyorum Murat abi. Destek yani olmak destekleyebilirler. Için. Bence orada gerçekten altınları hayal etmek hiç gerçek dışı gözükmüyor. Murat abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim Özer. Evet, bu programı da bitirdik. Evet, bugünlük Hedef Paris'in sonuna geldik efendim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.